Burada Bitzi robotumuzun değişik parçaları var. Önce portatif lambamızı parçalarına ayıracağız. Lambanın dış kısmındaki halka şeklindeki parçayı Bitzi için kullanacağız. Bunun için bütün vidaları söküp lambayı parçalarına ayırıyoruz. Evet, bu parçanın tabanında vida yuvası, pil koyma yeri gibi çok sayıda değişik şey var. Motoru halkayla uyumlu olup olmadığını görmek için şöyle koyuyorum. İçteki parçaları desteklemek için düz, leksan gibi bir materyale ihtiyacımız var. Orijinal parçanın üzerinde birçok yükselti olduğundan onun yerine leksan polikarbonattan bir levha keseceğiz. Orijinal parçayı kalıp olarak kullanıp asetat kalemi ya da tükenmez kalemle etrafını çiziyorum. Leksan'ın üzerinde koruyucu tabaka olduğundan çizmek sorun yaratmıyor. Çok dayanıklı bir plastik çeşidi olduğu için Lexan'ı tercih ediyoruz. Ayrıca üzerinde matkapla da rahatça çalışılabiliyor. Delikler açılabiliyor. Güzel de görünüyor. Temiz ve dayanıklı bir yapısı var. Kesmek için ise rozotip matkap ucu kullanacağız. Bu parça materyali yanlamasına kesmemizi olanak sağlıyor. Dremel'ın bu yuvarlak parçasını da matkaba takacağız. Ama önce tepedeki ayar bileziğini sökmek gerekiyor. Söktükten sonra bu parçayı takıp kullanabileceğiz. Taktığımız bu uç matkabı yönlendirici olarak kullanmamıza yarayacak. Bu sayede materyali rahatlıkla kesebileceğiz. Derinliğini ayarlıyoruz. Ucun sadece 65 milimetrelik kısmı dışarıda kalıyor. Parçayı dremla sıkıca bağladığımıza ve derinliğini ayarladığımıza göre artık leksan'ı kesebiliriz. Leksan'ı masanın kenarına sabitliyoruz. Sabitlerken sadece 2,5 santimetrelik kısmının masanın dışına taşmasına izin vereceğiz. Böylece keserken gereğinden fazla esnemeyeceğinden emin olacağız. 2,5 santimetreden fazla taşarsa esneme çok olur. Bu arada söylememde yarar var. Bu işlemi yaparken rozotip tipi uçları daha önce kullandığınızı, yani bu kesici matkap uçlarıyla deneyiminiz olduğunu varsayıyorum. Bu durumda ne yaptığınızı biliyor olmalısınız. Eğer daha önce bu gibi bir şey kullanmadıysanız, bu sizin için tehlikeli olabilir. Bu durumda bilen birinden yardım almalısınız. Şimdi şu kenarı kırpıyoruz. Bu kenar bitince, diğer taraftaki kenarı da kırpacağız. Plastiği döndürüp işleme devam edeceğiz. Eğer bir kıl testereniz veya oyma testereniz varsa, onları kullanarak bu işlemi yapmak daha kolay olabilir. Çünkü duraksamadan kesme yapabilirsiniz ve sonradan kırpmanız da gerekmez. Şu anda elimin altında testere yerine Dremel olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. Her zaman elinizdeki aletleri değerlendirmeye çalışın. Neyse, ne diyorduk? 90 derecelik açıyı ölçmek için cetveli kullanıyoruz. Merkezi bulmak için ölçelim. Merkezi doğru ölçtüğümüzden emin olmak için daireyi 90 derece döndürüyoruz. Merkezi tam olarak bulduktan sonra bu noktayı, yani Lexan'ın merkezine bir delik açacağız. Açacağımız bu delik, leksanı ekseni etrafında döndürmemize olanak tanıyacak. Aynı zamanda leksanın kenarını tam bir daire oluşuncaya kadar zımparalayabileceğiz. Merkeze vidamızın gireceği bir delik açıyoruz. Eğer uygun bir matkap ucunuz ya da vidanız yoksa çivi de kullanabilirsiniz. Hatta çiviyle yapmak daha da kolay olabilir. Tek yapmanız gereken leksanı bir çivi veya çekiç yardımıyla ortasından çivilemek. Böylece kolayca döndürebilirsiniz. Ben matkapla deldiğim için plastiğin kenarlarını düzeltmem gerekiyor. Evet, şimdi tahtamızı sıkıştırıyoruz. Bu özel bir tahta değil, sadece elimizde fazlalık olarak bulunan bir tahta parçası. Tahtanın kenarından merkeze olan uzaklığı ölçüp orta noktayı buluyoruz. Vidamızın bu deliğe girdiğinden emin olmamız lazım. Daha sonra plastiği tahtanın üstüne koyup vidamızı da yerine yerleştireceğiz. Şimdi tekrarlayacak olursak, eğer bir çiviniz varsa bununla da delebilirsiniz. Dremel'ın ucuna zımparalama için gerekli parçayı taktık. Leksanı masaya sıkıştırdık. Ucu leksanın kenarlarının biraz yukarısında kalıyor. Zımparamızı açtıktan sonra leksanı da döndürmeye başlıyoruz. Böylece kenarları zımparalayarak leksanı tamamen yuvarlak hale getireceğiz. Buraları hızlıca geçiyoruz çünkü bu işlem biraz zaman alıyor. Tüm işlem aşağı yukarı 5-6 dakika sürdü. Bu süreçte sürekli döndürerek fazlalıkları yok ediyoruz ve güzel temiz bir kenarla kusursuz bir daire elde ediyoruz. İşlem bittikten sonra bir çizgi yardımıyla fazlalık olmadığını teyit ediyoruz. Gayet güzel. Mükemmel bir daire görüyorum. Şimdi vidayı çıkarıp leksan'ı yerine yerleştireceğiz. Gördüğünüz üzere sabitleme vidaları kenarlardan geçiyor. O yüzden kenarların düzgün olması büyük önem taşıyor. Eğer bir pütür ya da fazlalık varsa, eğe ile kenarları eğleyip temizliyoruz. Sanki bir tarafta biraz çapak kalmış değil mi? Hemen düzelteceğim. E'yi kendimden uzağa doğru iterek pürüzlü kenarları düzeltiyorum. Bunu da hallettikten sonra vidaların Lexan'dan plastik şasiye geçeceği delikleri işaretliyoruz. Vidalama sayesinde leksan sabit duracak. İnce uçlu asetat kalemiyle işaretliyorum. Malzememiz şeffaf olduğu için deliklerin nereye açılacağını görebiliyoruz. Leksanı sıkıştırıp matkapla delikleri açıyoruz. Deliklerin mükemmel görünmesine gerek yok çünkü malzememiz oldukça ince. Fakat işaretlediğimiz noktalara yani vida girişlerinin merkezine mümkün olduğunca yakın açmaya çalışalım. Öyle olmazsa vidalar deliklere tam girmeyebilir. Delik açıldı. Ancak deliğin etrafında matkaptan dolayı biraz fazla plastik artığı var. Bunları falçata yardımıyla temizliyoruz. Böylece vidalarken sıkıntı yaratmayacak. Falçatayı kenar boyunca hareket ettiriyoruz. Bu hareketi dört delik içinde yapıyoruz. Burada videoyu biraz hızlandırdık. Böylece nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Şimdi son olarak vidaları monte ediyoruz. Bakın dikkat edin, bu kısım çok önemli. Polistiren gövde çok yumuşak olduğu için vidaları yerleştirirken yavaşça sıkmalısınız. Hızlı ve sert sıkmayın. Vida yuvasına zarar verirsiniz ve vidalar tam olarak tutmazlar. Tamam, robotumuzun şasisi hazır. Şimdi motor ve tekerlek yuvamızı yapabiliriz.